Herkese merhaba, ben Yura Kahve. Biliyorum çok farklı bir şekilde şu an karşınızdayım. Eminim Batman videosunu izlemişsinizdir. Şu an kulaklarım ve kafatasımda bulunan bu kartonumsu şeyler yok. Mutlaka o halime de bakın derim. Bu yüzden bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Çünkü bunların hepsini evde kartonla keserek yaptım. Neyse. En çok merak ettiğiniz şeylerden biri, videolarımın altına sürekli yazdığınız şey, bu ağır makyajları nasıl çıkarıyorsun diyordunuz. Ben de şu an evde değilim. Burada yanımda olan ürünlerle size video çektikten sonra makyajımı nasıl çıkardığımı göstereceğim. Şöyle bir rulo peçete alıyorum. Hindistan cevizi yağını alıyorum. Temiz elinizle batırıyorsunuz. İki elimle yaptıktan sonra şimdi ilk önce bunu böyle tüm yüzüme yayıyorum ve yumuşatıyorum. Şimdi halimiz harap olacak. Çünkü gözlerimdeki beyazlıklar waterproof yani su geçirmez olduğu için ilk önce suya değdirmeden yapmam lazım. Zaten bu makyajlarda en önemli şey yüzünüzü ilk önce suya değdirmeyin. Eğer zor çıkacak bir makyajınız varsa suya değdirmeden makyaj temizleme ürününüzle silin. Şimdi yağladım ya, bunun ilk kalıbını şöyle alıyorum. Ah, bakın. Tipim yalnız. Evet. Her zaman bunu yapıyorum. Çünkü her zaman dediğim, şimdi biraz daha alacağım. Tekrar yapıyorum. İlk zamanlar bunu böyle yapmıyordum. Direkt lavaboya gidip Dalin'le, Dalin'i ilk önce yüzüme sürüyordum, sonra yıkıyordum. Böyle fazlasını almıyordum. Ama o zaman lavabo batıyor. Cildinize böyle davranmayın. Lavabo battığı için, batmaması için ilk böyle üst kalıbını almam gerekiyor. Hatta o kadar geçmiyor ki şu an üçüncü kez alacağım. Tekrar. Bu sefer gözlerimin içine iyice ne yapıyorum? Kulaklarıma, ay kulaklarımın içinden çok zor çıkıyor yaptığım zaman ve boynumu da unutmuyorum. İlk önce boynumu alacağım. Aslında doğru söylemek gerekirse bu makyajları yaptıktan sonra genelde duş alıyorum çünkü boynuma kadar geldiği için yıkamak çok zor oluyor. İkinci adım Johnson's Baby'den alıyorum. Bir kompa alıyorum. Yine yüzümü suya sürmüyorum. Çünkü suya sürdüğünüzde bulamaç gibi oluyor ve kollarımdan su aktığı için tüm lavabo ve yerler simsiyah oluyor. Yine bununla şey yapıp böyle iyice de yumuşatıp şeyle, peçeteyle kalıp gibi alacağım. Evet, şimdi bunları böyle hepsini çöpe atıyoruz ve kendi ve şimdi bir pompa elime sıkarak yine yüzümü iyicene ovalayacağım ama bu sefer peçeteyle almayacağım.
lavaboda yıkayacağım. İki kez yapıyoruz bunu. Yaptıktan sonra hemen geliyorum. Yüzümü yıkayıp geldim. Şimdi eğer evde olsaydım ya makyaj temizleme köpüğü kremiyle tekrar bir yıkardım ve tonikle silerdim. Ama yok. Bu yüzden iki kez yıkadım zaten. İyice arınsın diye. Şimdi bu tür makyajları yaptıktan sonra ya maske yapıyorum cildim dinlensin diye ve böyle arınsın diye. Çünkü çok ağır ve renkli bir makyaj olduğu için. Ya da makyaja başlamadan önce genelde yapıyorum. Şimdi şu maskeyi sizinle ilk defa deneyeceğim. Yapalım bakalım. Bakalım. Soyulabilen maskeler tercihim oluyor. Gözenekleri iyice temizlesin diye şu an dudağımı taşırdım galiba, çok fena yanıyor. Ona bir bakayım. İşte kaç dakika, 10-15 dakika bekletiyorum, sonra geliyorum. Ve 10 dakika geçti. Şimdi soyma zamanı. Soyabilirsek tabii. Soyamıyor. Ah çok zor çıkardım var ya, o kadar ince yapmışım ki. İlk deneyim cahilliği diyelim. Hindistan cevizi yanından. Aslında şöyle yapıyordum. Yanımda buraya göz kremimi getirmediğim için Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Watsons'tan aldığımız Pro markasının serumunu kullanacağım. Çok az kalmıştı zaten. Şu bir damlası bile yetiyor. Onu da böyle böyle yapıp. Tüm yüzümü sürüyorum. Aşırı iyi nemlendiriyor var ya. Tek bir damlası, ben böyle bir serum görmedim yani. Krem gibi nemlendiriyor yemin ediyorum. Şu an yüzüm bayağı iyi oldu. Sıra geldi yüz kremine. Buradaki yüz kremi bu küçük Vichy yaşlanma karşıtı krem. Bundan da çok az parça almama rağmen bayağı bir yetiyor. Bu da çok iyi nemlendiriyor. Ay dur, kirpiklerimi düzelteyim. Bu arada makyaj hızası çıkardıktan sonra ve bakım yaparken kirpiklerinizi mutlaka şöyle kıvırın. Hatta bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Daha kıvrık olacaktır. Aslında bir de bu işlemleri yaparken araya mesela serumu sürdükten sonra 10 dakika falan beklemek gerekiyor. Yağı sürdükten sonra da bir 5 dakika falan. Ki iyicene ayrı ayrı emsin diye. Ama şu an ben denize gideceğim. Annemi bekletmek istemiyorum. Size de hızlıca çekmek istiyorum söz verdiğim için. Böyle yayıyorum. Son elimde kalanları boynuma yukarıya doğru yapıyorum. Ve son olarak da şey süreceğim. Saça bak, çok komik. Son olarak dudak şeyimi süreyim, dur. Son olarak bir listeksin. Dudak balmı sürüyorum ve makyajımı bu şekilde sildim ve cildime bu şekilde bakımı yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ay saçımın hali kalmış, o Batman şeylerini sıkıştır sıkıştır, ay öldüm yemin ediyorum. Umarım iki videoyu da izlemişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Bakımımızı da yaptık. Artık cildimiz terdiğimiz. O zaman size iyi seyirler diyorum. Bir sonraki videolarımı izlemeniz için. Bu videoyu da istemiştiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için de aşağıda bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benle kalın. Sağlıkla kalın. Kanalımın sloganı bu oldu. Elimizdeki ürünlerle video çekme.